İllüstrasyon testinin amacı tekstil elyafının alev ve bozulmasını sağlayarak çıkan gazın pH değerini tespit etmek. Tekstil elyafındaki gazın pH değerini tespit edilmesi testine biz kuru destilasyon testi diyoruz. Numunemizi deney tüpü içerisine yerleştiriyoruz. Bir baget, baget yardımıyla da alt tarafı şekli arkadaşlar bastırıyoruz. Daha sonra şu şekilde ben sıkıca mandal yardımıyla tutuyorum. Alt tarafta ısıtacağım. Isıtmanın etkisiyle şeyin içerisinde, deney tüpünün içerisinde buhar şey gaz çıkacak. Çıkan gazın ben pH'ine bakacağım. pH'ine bakarken de pH kağıdını alacağım. Buradaki suya ıslatacağım. Islat pH kağıdını içeri tuttuğumda belli bir pH değeri oluşacak. O pH değerine burada bakacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Alttan ısıtmaya başlıyorum. Deney tüpü gördüğünüz üzere kuru. Kuru. Yaklaştı. Şu kısımları görebiliyor muyuz arkadaşlar? Bakın su var. Buhar su damlaları var. Görüyoruz. Evet. Bu su damlası nereden geldi? Az önce kuruydu. Gaz çıktı. Hayır, gaz çıkmadı. Gaz çıkıyor ayrı bir olay da aynı zamanda ısınmayla bünyesindeki suyu da kaybediyor. Hani piroliz dediğimiz olay bu. Bünyesindeki suyu kaybetti. Suyu kaybettiği için siz bu elyafı tekrardan ilk haline döndüremiyorsunuz, getiremiyorsunuz. İşte kaybetmemesi gereken suyu kaybetti. Hani ticari olarak belli bir nem değerine sahiptir vesaire diyoruz. Artı bu nem değerlerinin yanı sıra bünyesinde o elyafa elyaflılık kazandıran ya da elyafın canlılığını sağlayan belli bir miktarda su var. İşte o suyu şimdi kaybettik. Ve piroliz aşamasındayız. Şimdi devam edelim. Şimdi gaz çıkışı yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Gaz çıkışını görebiliyor muyuz? Evet. Şimdi bakınız. Batırdım, geri çıkardım ve pH'de bir değişimi gördük değil mi arkadaşlar? İşte şimdi günlü malzemenin pH'ine baktığımızda protein elyaf olduğu için bazik 9-10 aralığı diyor. Bakınız biz de o 9-10 aralığını yakalamış oluyoruz. Görüyor musunuz? Hatta tam böyle 9'da değil de 10 gibi daha ona daha yakın bir şekilde gözüküyor. Evet. Test bu. Kuru destilasyon testi buymuş arkadaşlar. İkinci şeyi yapalım. Polyamitiklik kimyasal yapı bakımından yüne benzediği için bunun pH değerini de yine şeyde göreceğiz. Bazik ortamda göreceğiz pH değerini. Gözüktüğü üzere deney zor değil. Kolay bir deney. Ama hani tek birlik varsa kolay. Karışım birlik varsa bizi yanıltabilir. İkinci bir mutlaka deneyi yapmak gerekiyor. Bakın ipliğin de arkadaşlar kimyasal olarak bozulduğuna bakın.
aynısı oldu vallahi. Hatta bu biraz daha ışık, 10, bu da yine 10 gibi, 9-10 gibi. Bakınız, polyamitle gün elyafının kimyasal yapıları aynı olduğu için, kimyasal yapı benzerliğinden dolayı aynı düzeyi yakaladık. Eğer gün polyamit karışımı bir lif varsa, gün polyamit karışımı bir lifi siz kuru destilasyonla ayırt edemezsiniz. Ya da yakmayla da çok böyle sağlıklı bir şekilde ayırt edemezsiniz. Gün polyamit karışımı bir lifi mutlaka kimyasal olarak ayrıştırmak gerekiyor. Ya da boyama testine, biraz sonra yapacağımız boyama testine tabi tutmak gerekiyor. Bakınız, ikisi hemen hemen aynı. Bu üçüncüsüne baktığımızda bir polyester kumaş. Yine polyester kumaşı yerleştiriyorum. Bakınız arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. pH'e bakalım. pH 5 gibi, hatta biraz şöyle 4-5'e de yakın gibi. Bu polyester kumaşıydı. Polyestere bakıyoruz. 3-4 diyor. Hatta şöyle yaptığımızda 3-4'e yaklaşıyor mu? Biraz. Daha çok 4. 4. 4'te duruyor. Hatta şu kırmızı çizgiden, en alttaki kırmızı çizgiden 3-4 aralığı ya da 4 diye tabir edebiliriz. Bakınız görüyorsunuz. Polyester elyafta ise pH aralığının 4 olduğunu gördük. Son olarak polipropilen elyafı yapacağız. Bakalım polipropilen elyafta nasıl olacak? Hepsi de mantık aynı arkadaşlar. Hepsi de mantık aynı. Şu şekilde yerleştirdik. Deneyi tutmaya tutturuyoruz. Direkt alevle temas ettirmiyoruz. Cam tüpün içerisinde sıkıyoruz. Kimyasal olarak bir bozulma meydana geldiğinde gaz açığa çıkıyor. Çıkan gazın pH'ine bakıyoruz. Şeye dikkat edin. Sentetik liflerde şey içerisinde, tüp içerisinde buhar falan oluşmadı. Bu da neyden kaynaklanıyor? Sentetik lifler nem çekmiyor. Nem çekmedikleri için buharlaşma da söz konusu olmuyor. Şeye baktığımızda, polipropilene baktığımızda, polipropilende şöyle şey yapalım, 6-7 aralığında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Polipropilen elyaf 6-7 aralık. Ekranda da zaten şu anda 6-7 olduğunu ifade etmiştik. Demek ki her lif
farklı bir pH aralığında ne yapıyormuş? Çıkan dumanın farklı bir pH aralığında oluyormuş. Bu da bizi o lipleri tanımamız hakkında fikir sahibi ediyoruz.